Sunar. Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. 15 Temmuz Fethullah Gülen örgütünün kalkışmasının üzerinden 20 gün geçti. Hatırlıyorsunuz bu alçakça saldırıda önce silahlı kuvvetler ele geçirilmeye çalışıldı. Ardından da siyasi erk ve bürokrasi tamamen teslim alınmaya çalışıldı. Ama silahlı kuvvetlerin içerisindeki gerçek askerlerin ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla olaya sahip çıkan Türkiye halkı bu kalkışmaya izin vermedi ama cinnet halinde bu kalkışmayı gerçekleştirmek isteyen insanlar birçok insanımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Ruhları şad olsun hayatını kaybeden insanlarımızın. Tabii deşifre olduktan sonra geriye dönüşü olmayan bu süreçte Türkiye'de neler oldu ve biz nasıl reflekslerle bu olayı algılamaya başladık bunları konuşacağız bu akşam. Samsun Nabzı'nda Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konuğumuz olacak. Ardından kısa bir ara vereceğiz. Ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu ile de devam edeceğiz. Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. Hep Tekeköy yeni bir soluk aldı, yeni bir yönetim şekli. Neler oluyor orada? İnsanların hayatını değiştirecek projeleri hep konuşuyorduk. Ama bugün gündemimizde bu kalkışma var. Çok daha farklı şeyler. Hayatımızda olsun. En nihayetinde siyasetin de içerisinde yer alarak var oluyorsunuz. Siz de seçilmiş insanlar olarak o bölgede. Tabii ki faaliyetleriniz, çalışmalarınız, Tekeköy'ü çok daha yaşanılır hale getirmeyle ilgili çalışmalarınız da devam ediyor. Ama şu anda gündeminizde ağırlıklı olarak bu duruma karşı nasıl davranmamız gerektiği konusu var. Siz 15 Temmuz gecesini üzerinde biraz duralım. O gece ne oldu, neredeydiniz, nasıl haber aldınız, sonrasında ne oldu bunları merak ediyorum. Orada asker, polis, jandarma bu anlamda Ankara'da ve İstanbul'da olduğu gibi bir hareketlenme oldu mu? Bunları gözlemlediniz mi? Bundan endişe ettiniz mi? Bir önce o geceye dönelim. Sonrasını açalım teker teker. Evet ben sizin de söylediğiniz gibi öncelikle bu adi kalkışmada bu ülkenin 15 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamının kat be kat üzerinde hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem hizmet anlamında kazanımlarını bir gecede yok etmek için içimizden insanın en çok üzüldüğü bu. Biz şunu bilirdik büyüklerimizden veya bu hataya yenildik. İşte alnı secdeye varanlardan hain çıkmaz diye inanan bir toplumuz biz. Bizim evlatlarımız, çocuklarımız diyebilecek olduğumuz, dediğimiz insanlardan benim şahsen en çok üzüldüğüm Fethullah Gülen denen sapkın bu ülkenin çocuklarından hain yarattı. Benim şahsen en çok üzüldüğüm bu inananlarından hain yarattı. O inananları da sapkınlık derecesinde bozarak ben özellikle 15 Temmuz gecesi bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duyduğum ki biz hep şöyle övünürüz. Yaratılmışların en kutsalı Peygamber Efendimizin mazharına, iltifatına mazhar olmuş bir milletin ferdiyiz bizler. Türk milletinin bir ferdiyiz. Ben o gece bu milletin bir ferdi olmaktan tekrar gurur duydum. Ve bu kalkışmada, bu darbe girişiminde şehit olan ki demokrasi şehitleri falan sıkça söyledik ama demokrasi şehidi falan değil. Gerçek manada ülkesi için, vatanı için, toprağı için şehit olmak bize öğretilen
yazdıklarımızdan, okuduklarımızdan tamam işte yani şehitlik gerçekten budur. Vatan için tankın altına yatabilmektir, merminin önüne geçebilmektir. 237 bildiğim kadarıyla en son 237 şehidimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum, onları şükranla anıyorum. Onların ailelerine sabırlar diliyorum. 78 milyon evlatları var o şehitlerimizin ailelerinin. Ve bu vesileyle 15 Temmuz gecesine dönelim. Şimdi 15 Temmuz günü Samsun için de önemli bir gündü. Karadeniz'in tek golf sahasının o gün burada açılışı vardı. Çok değerli iki bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın ve Gençlik Spor Bakanımızın katıldığı, Büyükşehir Belediye'mizle Gençlik Spor Bakanlığımızın ortaklaşa yaptığı bir turnuva vardı. Golf turnuvasıyla açılışı yapıldı. Evet, golf tesisimizin açılışı vardı ki zannedersem konum itibariyle de deniz kenarında yapılan dünyadaki en der yerlerden belki de tek olan bir yer. O gün onun açılışından sonra bakanlarımıza yine Büyükşehir Belediye'mizin bir yemek programı vardı. Biz de o yemek programındayız. Bakanlarımızla birlikte, konuklarıyla birlikte. Orada bir hareketlilik başladı. Yanımda da o akşam Şenol Kul, Terme Belediye Başkanımız var. Yedik, içtik. Sohbet ederken bakan beyler, vali beyler bir hareketlilik başladı. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ya Boğaz Köprüsü'ne tankların çıktığını falan söylediler. Ama ben, Şenol abi benden biraz daha yaşça büyük olduğu için o daha çabuk algıladı. Dedi ki ya burada bir anormallik var. Dedim ki abi ne olur yani terörle Fransa'da olaylar falan olmuş. Bizde de böyle bir ihbar vardır. Mutlaka jandarmada valinin emrinde olan, bir kolluk kuvveti çıkmış olabilir. Ama tecrübe yine söylüyorum ya, dedi ki bu böyle bir şey değil dedi, bu farklı bir şey dedi. Aradan bir 10 dakika geçti, arkadaşlarımızı arıyoruz, Ankara'da F-16'lar uçuyor. İstanbul'un bir geçişi açık, bir geçişi kapalı. Tabii o arada biz apar topar hemen ilçelerimize döndük. Yine bu süreç içerisinde tabii bizim sosyal tesisimiz var. Hemen oraya gittik. Sevgi Tekkesi adlı sosyal tesisimiz var. Oraya gittik. Kalabalık. Televizyon izliyoruz. Tabii başbakanımızın o arada televizyonda konuşmasını izliyoruz. Bunun bir kalkışma olduğunu. Ama ben o vakurluğa, başbakanımızın o, çünkü kalkışma ve darbe dahi bizleri, toplumu daha farklı etkileyebilecek bir avuç, güruhun kalkıştığı bir şey bizi rahatlatıyor. Yani daha farklı bir şey. Çünkü silahlı kuvvetlerin böyle bir şeye girişmiş olması bambaşka bir şey. Orada anlaşılıyor ki burada başka bir şey var. Yani burada bir intihar saldırısı, bir çete, bir örgüt, terör örgütünün kalkışmasıyla ilgili bir ilk algının oluşturulması önemliydi gerçekten başbakan. Ve hemen akabinde 1. Ordu Komutanımız, yani ne mutlu onu da doğuran anaya çıkıyor bu devletin bir askeri. Orada bu bir kalkışmadır ama silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri içerisinde değildir. Biz devletimizin ve seçilmiş cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın emrine tabiyiz. Açıklaması bizi çok çok rahatlattı ama şöyle bir örnek vereyim. Hani evde bir olay olur, bir sıkıntı çıkar evde de. Evin babası, reisi yoktur. Çoluk çocuk bir panik halindedir. Eşi, anası, babası bir panik halindedir de. Evin büyüğü, evin reisi, evin babası o eve intikal ederken çoluk çocuk babasını görünce bir rahatlar. Babalarına koşar, sarılır. Teşbihte hata olmaz. Bunu kalben söylüyorum. Aklımdan tek geçen, kendi adıma şahsen, Cumhurbaşkanımızı bekliyorsun. Yani bir evladın babayı beklemesi gibi. Yeminle söylüyorum, ben kendi adıma bekliyorum. Çıksa görsek de rahat etsek. Sonra yine o akşam Cumhurbaşkanımızı ben buradan tekrar saygıyla kendilerini de anmak istiyorum. O televizyon ekranlarına çıkartan o yürekli hanımefendiye,
ısrarla Cumhurbaşkanımızı da ekranlarda uzun süre tutan hanımefendiye ve ardından 78 milyon yönettiği halkına seslenip de bu bir kalkışmadır, ben de meydanlara iniyorum, hepiniz meydanlara inin dediği anda zaten Türkiye, ya şimdi yine anlatırken insan farklı oluyor. Türkiye bir karnaval yerine döner mi? Türkiye'de bir darbe kalkışması var ama Türkiye'nin bütün caddeleri, bütün meydanları bir karnaval yeri. Bayrağını alan sokağa koşuyor, yanından geçen tankmış, tüfekmiş, mermiymiş aldırış etmiyor. Yani düşünün helikopter insanlarımızı tarıyor, yere silmiş, sigarasını atmamış elinden. O sigarayı hala içebiliyor. Böyle bir milletiz biz. O akşam biz tabii ilçe başkanım aradı. Parti genel merkezimiz haberdar ediyor. O saatten sonra zaten bütün gelişmelere parti genel merkezimiz ve hükümetimiz tabii vakıf oldu. İlçe Siz başkanımız aradı. Sizin mi acaba Tekeköy'de bu işi destek vermek isteyen askeri? Şimdi çok farklı bir duygu içerisindesiniz. Var belediye şey. Başkanısınız. Hı hı. Yani o saatten sonra yönetmek zorunda olduğunuz 50 bin nüfuslu bir ilçe var. CHP'lisi var, MHP'lisi var, AK Partilisi var. Yeri gelmiş yerel genel seçimlerde ve yerel seçimlerinde HDP'ye oy vermişi var. Etnik yapı olarak küçük bir Türkiye mozaiği var. Türkiye'nin her yerinden insanın olduğu bir ilçe Tekeköy. Şimdi ilçe başkanımız aradı. Hemen dedi partiye çıkmamız gerekiyor. Apar topar 4-5 arkadaşla birlikte parti binasına çıktık. O saatten sonra parti genel merkezimiz anlık mesajlarla bizi yönlendiriyor. Orada tabii anında bütün mesajlarımızı öncelikle parti yöneticilerimize, kadın kolları, gençlik kolları ve meclis üyelerimize atarak partiye çok acil çağırdık herkesi. Çok aşırı bir kalabalık birikmeye başladı. Yine ardından parti genel merkezimizin talimatıyla ilçe meydanlarına hemen oradan parti binamızdan kalktık. İlçemizin o akşam da ayrı bir anlamı oldu işte. Tekeköy meydanı o akşam tam bir demokrasi meydanı hüviyetine kavuşmuş oldu. Yeni bir meydan, bizim de ilçemizin meydanı. Meydana indik, sandalyeleri, masaları aldık. Meydanın ortasına oturduk. O saatten sonra artık bekliyoruz yani kim gelirse oradayız. Yine parti genel merkezimizden süreci anlatıyorum o gece. Öncelikle hemen aklımıza arkadaşlarımızla gelen şu oldu. Köylerdeki bütün imam arkadaşlarımıza hem telefon açtık hem saat 1 küsür sıralarındaydı. Mesaj attık, telefon açtık. Hemen camilerinizi açın, selalar verdirin. Ardından bütün muhtarlarımıza hem mesaj hem telefon sizleri seçen mesajlarımız hala durur. Sizleri seçenlerle birlikte, köylerinizle birlikte ilçenin meydanında hepinizi bekliyoruz. Bu bir duruştur, bu bir milli mücadeledir, bu yeniden diriliştir. Ardından yine parti genel merkezimizin anlık mesajları ve talimatlarıyla anons ve ses araçlarıyla bizim belediyemizde merkez ilçeyiz ama hala kendi anons ekibimiz çalıştığı için belediyemizin anons ses sistemiyle anonslara başladık ve Cumhuriyet Meydanı'nda ilçenin Tekeköy'ün Cumhuriyet Meydanı'nda o geceki demokrasi nöbetine böylece başlamış olduk. Peki şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi gibi konuların masaya yatırıldığı Din Şurası'nın açılışında şöyle bir ifadede bulundu. İşte Özal'dan, Ecevit'ten, Demirel'den bahsederek biz de bu yapıya zaman zaman destek olduk, iyi niyetle. Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Ortak bir yanımız var diye düşündük. Aslında bu yapının bambaşka niyetleri örtülü olduğunu, niyetlerinin uzun süre göremedik. Bundan dolayı da çok da üzgünüz aslında dedi. Siz Milliyetçi Hareket Partisi kökenli bir belediye başkanısınız. Sonrasında AK Parti'den uzun bir zaman sonra belediye başkanı oldunuz. Siz bu yapıyla o zaman Cumhurbaşkanı'nın işaret etmiş olduğu gibi yapıyı gördünüz mü? Orada
Siz bu endişeyi şimdi bugün geldiğiniz noktada ifade ettiniz gerçi, üzgünüm dediniz ama sizin de göremediğiniz, atladığınız hususlar oldu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partili kökenden daha ziyade ben milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı birisi olarak kendimi bu yaşa kadar gördüm, öyle tanımladım. Ama bizler siyasi yaşam olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete başlamış olduğumuz için MHP'nin de geçmişte bununla alakalı bir tavrı, bu FETÖ ile alakalı bir tavrı, bunun bir ihanet şebekesi olduğunun, insanların kandırılmış olduğunun, Fethullah Gülen'in bir hain olduğunu Devlet Bahçeli yaklaşık 20 yıldır söyler. O zaman da partinin içerisindeyken de söyler. Ben de onunla alakalı bugün şahsını bir kez daha buradan saygıyla anıyorum. O zaman da bir duruşumuz vardı bizim. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim, özetleyerek. Ben bu yapıyı hiçbir zaman İslam'la bağdaştırmadım. Sempati duyan arkadaşlarımız var. Oturup kalktığımız, sohbet ettiğimiz, o zaman sohbetlerinde bulunduğumuz arkadaşlarımız var ama ben şunu soruyorum. Şimdi siz iyi bir Müslümansınız. İslam'a hizmet ettiğinize inanıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri gibi İslam'ın en büyük düşmanlarının ülkesinde 400 dönüm bir arazide Müslüman okulları kuruyorsunuz. İslam'ı tebliğ ettiğinize inanıyorsunuz. Allah Allah, yani ben şimdi zeki olduğuma inanıyorum. Yani ben geri zekalı biri değilim. Şimdi bize tezgah kurduğunu, ben bu adamın, bu zavallının o zaman da bir ajan olduğuna, bir satılık olduğuna, ki Abdullah Öcalan'ın teslim sürecinde Fethullah Gülen'in pazarlığının yapıldığını da bilen birisiyim. Fethullah Gülen'in teslim edilmek kaydıyla Abdullah Öcalan'ın bize verildiğini de bilenlerden birisiyim. Ben bu konuda kendimi bildim bileli böyle bir cemaatin tepesinin ihanet içerisinde olduğunu, onu zaten Cumhurbaşkanımız çok güzel özetledi. Sonra dedi ki bu örgütün iç yüzünü göremediğimiz için üzgünüz. Bundan dolayı hem Rabbimize hem milletimize bir verilecek hesabımız olduğunu düşünüyorum dedi. Siz bu liderlik işte, yani şimdi diyorsunuz ya, yani alnı secdeye değenden vatan haini çıkar mı? Bakın bu ülkede çok darbeler olmuş. Biz yaş itibariyle çok hatırlayamayız onları ama ben bu ülkedeki darbelerin hep siyasi hükümetlere, yani ülkeyi yöneten siyasilere olduğunu gördük, duyduk, bildik. İlk defa milletin kendisine bir darbe var. Şimdi Sayın Bakanımızın dediği gibi biz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bu milletin meclisini gavur bombalamadı. Yani tabiri caizse Yunanlı'nın bize yapmadığını yaptılar. Meclisi bombalıyorlar. O da zaten bundan dolayı söylüyor. Yani biz bunu fark edemedik ama bundan dolayı millete verilecek bir hesabımız var diyor. Çok önemli bir öz eleştiri yaptı. Siz de bu öz eleştiriyi yapıyor musunuz diye sordum. Tabii. Dönüp baktığımızda evet, ben zaten Öcalan'ın teslim edilmesi döneminde dek Fethullah Gülen'in rolü olduğunu düşündüğüm için onu her zaman bir yerlere koymuştum dediniz ama peki ben şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda bugünkü şurada şunu söyledi. Eğer son birkaç yılda aldığımız önlemler, yargıda, emniyette, silahlı kuvvetlerin içerisinde tedbirler olmasaydı çok daha vahim bir tablo karşımıza çıkardı. Siz bu son 2 yılda, 3 yılda bu konuyla ilgili, bu yapıyla ilgili tedbirler aldınız mı kendi yönetim alanınızda, Tekeköy'de? Tabii biz, neler yaptınız? Tabii yani? Bizim ilçemiz şimdi küçük bir ilçe. Herkes herkesi tanır. Bu konuda ben şöyle de bir giriş yapayım. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet içerisinde olan, yine söyleyeyim, kendi adıma tepesinin hiçbir zaman bu ülkenin insanı olduğuna inanmadığım insanlar bunlar. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi bir Müslümanın yaşayabilecek olduğunu ve orada İslam'a hizmet edebilecek olduğuna inanacak kadar yani saf değilim diyorsun. Yani ne diyeyim, yani başka ama bir şey söyleyemiyorum. Tabii sadece Amerika'ya gitmeden önce de Fethullah Gülen 1970'lerden beri bu Kocaer damarlarına girip şu, o tarafa gelelim. Yani Tekeköy'deki buna o zaman sempati duyan ama 17-25 Aralık
bir dönüm noktası, bir kesişme noktası. 17-25 Aralık'ta bu yapının ülkeye ihanet ettiğini biz gördük. Şimdi Cumhurbaşkanımız bugün sıkıntı çeken insanlara şunu söylüyor. Eğer 17-25 Aralık'ta bunlara sempati duyanlar taraflarını belli edemediler ise o insanlar o zaman bunun bedelini ödeyecekler. Hem ticaret yapanlar, hem alışveriş yapanlar, herkes bedelini bunun bir türlü ödeyecek. Şimdi 30 Mart 2014 seçimlerinde Tekeköy'de az veya çok sayılarını bilmem ama akıl hocalarının verdiği, sahte hocanın verdiği, sahtekar hocanın verdiği talimatla beni doğduğum günden bu yana tanıyan Tekeköy'de belki 3 kişi, belki 5 kişi bana oy vermeyecek. Yani şimdi Allah Allah. Şimdi bu arkadaş benden çok zeki mi de yani ne diyecek? Nasıl vermeyecek? Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı doğru bulmadılar. Hocalara dedi ki siz bunların aleyhinde kim güçlüyse onayı verin. İşte nerede CHP? HDP'ye oy istenir mi ya? Bizim arkadaşlarımıza soruyoruz. Arkadaş bak diyorum yani CHP'ye oy istemiyorsun, MHP'ye oy istemiyorsun. HDP'ye oy istiyorsun. Yani sen şimdi nerede olduğunu biç, nerede olduğunu gör. Bunu gören yüzlerce, binlerce insan oldu. Ve kendi şekillerini alan, kendi duruşlarını alan insanlar oldu. Bizim bununla alakalı ise ilçemizde biz hemen hemen her birimiz birbirimizin ciğerini tanırız. Biliriz. Yani benim ilçemde %99 oranında bunlarla alakalı övücü, tabii esnaflıkta yapan, bunlarla alakalı boyutu ne derecede olduğunu bilmem ama esnaflıkta yapan birkaç arkadaş bunlarla alakalı ilişkilerini ne derece devam ettirmişlerdi. Çok o konuda bir şeyi söylemeyebilirim ama bunu da bu devletin elinde bunlarla alakalı her türlü bilgi de var. Yine söylediğim gibi 17-25 Aralık'ta tavrını, duruşunu belirleyemeyen herkes ya bir tarafta bu ülkenin seçtiği cumhurbaşkanı var. Bir tarafta da karşısında olan yanlış diye iddia eden devletin karşısında olan bir yapı var. Şimdi devletin karşısında olan bir yapıyı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir vatandaşının doğru görmesi, haklı görmesi izah edilebilir tavır veya davranış değil. Bugün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda şunu söyledi. Çok kritik bir açıklama yaptı yine bugün. Çok sıcak yani bu gelişmeler. Hala bu yapıya yani Pensilvanya'ya inanan insanlar varsa onları ikaz ettik biz. Bundan sonra herkes kendi yoluna gidecek. Gitmekte de serbest. Herkes başına gelecekleri de bundan sonra kabul etmiş demektir dedi. Tabanının yapmış olduğu ibadeti bile artık şüpheli olarak görüyoruz dedi. Şimdi sizin bu konuda bu durumda olanlara mesajınız ne olacak? Cumhurbaşkanımız özetlemiş. Ya bu ülkenin vatandaşı olmayı, bu ülkenin devletine, milletine sahip ya çok özet var mı yani bu insanların nasıl duruş sergilemeleri veya benim bunlara tavsiye vermeme gerek yok. Televizyonlarımızı sizler yaklaşık 20 gündür veterileri giriyorsunuz. Evet. Her gün yeni yeni görüntüleri giriyorsunuz. Olur. Eğer bunları seyrettiği takdirde hala bununla alakalı tavrını ortaya koyamayan varsa tek kelime söylüyorum o da vatan haini. İçerisinde isterse bu ülkenin içerisinde 500 bin olsun sayıları, 300 bin olsun. Acaba diyen varsa o şehit edilen insanları, o tankın üzerinden geçtiği insanları nişan alıp da üzerindeki atleti çıkartıyor veya bayrağını gösteriyor, yanına kadar geleyim diyor. İzah edeyim sana, kandırılıyorsunuz diyor. O onu öldürüyor. Bunları gördüğü halde, bunlara bu talimat verenleri, bunların beyinlerini yıkayanları, bunları sapkın hale getirenleri eğer görüp bunların ihanet çetesi olduğunu, vatan haini olduğunu söyleyemeyen bir kişi dahi varsa o benim gözümde vatan hainidir. Yani bu ülkede yaşaması doğru şey değildir. Tabii bunun arka planında neler var? Biraz daha ilerledikçe programın içerisinde konuşacağız ama birkaç konu daha var yine. Bugünkü şurada önemli şeyler konuştu çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Yüzüne tükürsen yağmur yağdı diyen sapkınların bir davası haline dönüştü bu dedi. Arkasından da döndü. Din tektir dedi. Bu ihanet şebekesinin
dini motifleri kullanarak menfaat elde etmiş olmalarını masum olarak göstermelerini yeterli bulmuyoruz dedi. Böyle bir şey kabul etmiyoruz dedi. Gerçekten aklımızın kullanıldığını, aklımızı kullanmamız gerektiği ile ilgili bir mesaj da verdi. Peki biz gerçekten niye Fethullah Gülen gibi veya buna benzer cemaatlerin etkisinde kalarak böyle bir yapının oluşmasına izin verdik siyasetçiler olarak, toplum olarak? Burada yani eksik olan neydi yani? Şimdi demek ki her şerde bir hayır vardır derler. Biz aslında inancımız gereği bizim bağlı olmamız gereken çok önemli iki tane delil ve kanıt var önümüzde. Birisi biz Allah'a inananlar, Müslümanlar olarak bize Kur'an'ın yeter olduğunu biliyoruz. Yaşantı olarak da örnek almamız gereken en kutsal, en yüce insanın, yaratılmışların en şereflisinin ümmetiyiz biz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Onun yaşantısının da bize sünnet olması, yaşantısını onun yaşantımıza, yaşantımızı onun yaşantısına uydurmamız lazım. Başka hiçbir şey değil. Bizler Kur'an'ı okumalı, anlamalı. Peygamber Efendimiz'in de yaşantısını, sahabenin yaşantısını, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in yaşantısını örnek almamız lazım. Şunu da gördük ki, yani din başka yerlerde öğretilirse, oralarda kendilerini derler ya, şeyh uçmaz, müritleri uçurur. Böyle bir sapkınlık durumuna gelebiliyor. İnsanlar burada şaşırabiliyorlar. Bunun da en güzel örneği bu. Ama ben yine söylüyorum, yani bizim insanımız bunlara inanırken, ya akıllarımıza gelen bir sürü şeyler var. Ben şimdi biz bu Türkçe olimpiyatlarını izlerken ne görüyorduk? Orada yüzlerce çocuk var ve muazzam Türkçe öğreniyor. Ben dahi böyle bir yanılgıya düşenlerden birisiyim. Türkçeyi okuyan, her Türkçe şarkı söyleyen, ana dili gibi Türkçe konuşanları Müslüman olmuş çocuklar zannediyorduk. İşte Brezilya'da, ne bileyim Kanada'da, dünyanın 140 ülkesine yakın ülkedeki bunların, bu çocukları Müslümanlaştırdıklarını, İslam'a hizmet ediyor ya güya bunlar. Ulan bakıyoruz, tek bir Hristiyan çocuğunun Müslüman olmadığını öğreniyoruz. Öğrendiği tek şey Türkçe. Ya bu nasıl bir tezgah? 40 yıl bir insan kendini gizleyebilir mi? Dünyada bu kadar sabırlı olan milletler enderdir. Mesela Türk bu kadar sabırlı değildir Türkler. 40 yıllık, 50 yıllık planları İngilizler ve Yahudiler kurarlar. Ben bunun bir Yahudi uşağı olduğuna, bu kadar sabırla 40 yıl boyunca bugünleri düşünün, 25 yıl önce genelkurmaya yerleştirilmiş bir yaver var. 25 yıl sonra tek bir emir geliyor. Komutanını rehin al. Şimdi askerliğimizi yaptık. Askerde bile bu tür emirler tekrarlatılır. Askerliğini yapan herkes bilir. Emir tekrarı istenir. Ciddi bir emirdir. Filmlerde de rastlarız. Emir tekrarı istenir. Burada emir tekrarı yok. 25 yıl sonra o vatan haini yarbaya, Genelkurmay Başkanı'nın yarbayına bir emir geliyor, komutanını tutukla. Sorgu yok. Bugün mü yok, yarın mı yok? Böyle bir ihanet. Bunlar ancak Yahudilerin ve İngilizlerin sabrederek yetiştirebilecek olduğu insanlardır. Şimdi düşünüyoruz ki, ben bakıyorum, ömründe İsrail'e bir tek kötü cümlesi olmamış. Tartışıyoruz o zaman arkadaşlarımızla. Ya diyorum, yani bana bir örnek göster. Bu adamın İsrail'le alakalı, Amerika'yla alakalı bir tek kötü cümlesini söyleyin. Hatta tam aksine Mavi Marmara olayında, uluslararası kara sularında İsrail tarafından öldürülen insanlarımız için o terör örgütü liderine mikrofon uzatıldığında şu cevabı verebiliyor. Enteresan bir cevabı vardı. Yani otoriteden izin almamışlar. Otorite kim? İsrail. Bunu söyleyen kim? Müslüman olduğunu iddia eden bir sapkın. Benim için zaten o gün bitmiştir o. Ben onun o gün İsrail'in bir adamı, ajanı, Amerika'da yetiştirilmiş bir hain olduğuna o gün vallahi inandım. Yani o gün inandım.
Yani ardından bakıyorsunuz İsrail devlet başkanı, eski devlet başkanları bitkisel yaşamdaydı. Öldü. Öldükten sonra dünyanın en saygın gazetelerine dünya mümtaz bir devlet adamını kaybetti diye on binlerce dolar parayla ilan veren, emekli maaşıyla geçinen bir zavallı. E şimdi bizim insanımız da bunu bilmemiz lazım ama biz şuna inanamadık. Dediğimiz gibi yani bu ülkede Allah rızası için olduğuna inanan bir hareketin içerisinde bu insanlar gün gelecek bu ülkeye ihanet edecekler, silah çekecekler, ona inanmadık. Ben bu konuda kendi adıma bana hakkını helal etmesini istediğim bir ender devlet adamı var. Rahmetli Necmettin Erbakan, Allah onu nur içinde yatırsın. Bu ülkenin tamamına 78 milyonuna hakkını helal etsin. Bundan 30 yıl önce şu tarihi cümleyi kuruyor. Fethullah Gülen'in okullarına, devletin okullarından alıp da çocuklarını gönderenler Yahudi'ye asker yetiştirirler. Bizi 30 yıl önce uyarmış. Evet, biz Yahudi'ye asker yetiştirmişiz oralarda. Maalesef, ama ben yine söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın o söylediğine şöyle katılıyorum. Kim ne derse desin, bizden vatan haini çıkmaz dedik. Alnı secdeye varandan, benim içimi acıtan o. Yani alnı secdeye varandan vatan haini çıkmaz dedik. Ama demek ki evet, çıkabiliyormuş. O zaman, orada işte sizin söylediğinize özür diliyorum. Sizin söylediğinize orada geliyoruz. O zaman bu İslam Şurası ve tekrar bunun bir şablona oturtulması, din bilgisinin, din eğitiminin tekrar, ben şimdi 4 artı 4 artı 4'ü eleştiren arkadaşlar için söylüyorum. Din eğitiminin ilkokula inmesini eleştiren arkadaşlara buradan sesleniyorum. 78 milyon insana. Bakın, Allah korkusunu devletin okulunda öğrenen, ilkokulda öğrenen, namazı, Allah korkusunu, kul hakkını ilkokulda öğrenenden korkmayın. İşte ama bir diğer taraftan baktığınız zaman bu bakış açısıyla işin içerisinde sorulmuş kişilerin de bizi bu noktaya getirdiklerini görüyoruz. Ama bakın, bugün nereye bu tartışılıyor geldiniz? Şimdi. Başbakan, bugün Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey işaret etti. Yani işin CIA tarafını bir tarafa bırakarak konuşalım. İnancın, maneviyatın insanın içerisinde şekillenmesi gerektiğine doğru bir yol alış var. Eğer din açısından bakacaksak bu işi, dedi, din bir tanedir zaten. İbrahim Hak, din, İslam'dır. Dindir. Hak da birdir, din de birdir, yol da birdir ama burada akıl, fikir, vicdan üzerine kurulu bir yol varsa Yaradan'ın, dönüp kendisini de şah damarınızdan daha yakınınızdayım diye tanımlamışsa da bizim bu an manada bir yol gösterici ihtiyacımız yok. Zaten Yaradan kendisini insanın içerisinde gizlemiş, tariflemiş. Onun için dönüp de bu konuda komisyonculuk yapan Fethullah Gülen gibi çok güzel ve bu ve buna benzer insanları değil mi? İnsanlara dönüp meyletmememiz gerekiyor. Ki bundan sonrasında da bu tehlike hala devam ediyor. Peki, devletin ve toplumun yönetiminde bu ve buna benzer eğilimlerin bir tarafta bırakılması gerektiği ile ilgili bir konsensüs üzerinde herkes artık mutabık kalmış durumda. Bundan sonrasında nasıl görüyorsunuz? Yani o halle birlikte kanun hükmünde kararnamelerle önemli değişiklikler yapılıyor toplumda. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriliyorsunuz? Yani acaba gerçekten bu işi biz emperyalizme karşı bundan 90 sene, 100 sene önce bu kumaşı söylediğiniz şekilde olan insanın, halkın çocukları olarak muazzam bir savaş vermişiz ve def etmişiz. Yepyeniden herkesin koyun koyunu olduğu bir Anadolu'yu kurmuşuz. Benzer bir denemeyi insanlar bugün bir kez daha gördüler. Tankın altına yatan çocuğun CHP'li mi, AK Partili mi, MHP'li mi olduğunun hiçbir önemi yoktu. Zaten kimse de onun öyle olup olmadığına bakmadı. O da zaten o düşünceler. O zamana kadar hiç oy vermediğini söyledi. O Metin arkadaşımız buraya geldi. Yani. Şimdi böyle bu kumaşı taşıyan bir halkın çocuklarıyız biz. Bundan sonrasında ama bu ve buna benzer yapıların yargıda, silahlı kuvvetlerde, emniyette, bürokraside mayalanmaması, yuva tutmaması için bir şey yapılması gerekiyor. Yeniden bazı şeylerin tanımlanması gerekiyor. Laiklik bunun için hayat önem taşıyan bir öge olarak karşımızda duruyor. Bunu Başbakan da, Cumhurbaşkanı da ilk günden ifade ediyorlar. Bundan sonra tam bağımsız bir Türkiye için sizce
başka nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi ben kendi bilgilerim doğrultusunda bir şeylere cevap vermeye çalışayım. Ben Rahmi Koç'un bir gün bir yazısını okudum. Müslümanların dünyadaki bütünlüğüyle alakalı en büyük eksiklerinden, en büyük sıkıntılarından biri aslında dini bir liderlerinin olmaması. Yani bugün Hristiyanlar için, bütün Hristiyanlık için dünyada Papa bir sembol olarak da olsa ama çok büyük bir güç olarak orada durmaktadır. İşte biz ve parantez içerisinde Vatikan'dan emir almadan maalesef dünya liderleri hareket edememektedir. Ama işte bu Gülen cemaatinin başka bir yansıması olarak karşımızda duruyor. Tabii. Şimdi orası da artık ben, bunları terk etmek. Ben o yüzden herkesin fikrine saygı duyarım. Bu da benim kendi fikrimdir. Halifelik o yüzden bana göre bütün dünya Müslümanları için aslında olması gereken, bakın bu Rahmi Koç'un cümlesi. Dünyada Müslümanların birlikte hareket edememesinin en büyük sebebi dünyada dini bir liderlerinin, ortak dini bir liderlerinin olmamasıdır. Bunun adını başka şey söylersiniz. Ben bir halifelik gibi bir makamı söyledim ama bunun adına başkaları başka türlü bir yer derler. Çünkü bütün dünya Müslümanlarının, Cumhurbaşkanımız bugün ondan bahsetmiş. Yani belki o İslam Şurası çok daha farklı bir anlama. İnsanı, orada insanı temele oturtarak çok önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Yani işte o bahsettiğiniz sapkınlığın içerisindeki Gülen hareketinin lideri de dünyanın imamı, dünyanın halifesi olduğu düşüncesiyle yola çıkmıştı. Doğal olarak bunları biz terk edip, bir tarafa bu tip yapıları terk edip devletin varlığını esas alan bir mekanizmayı işletmemiz gerekiyor diye tartışmaya başladılar bu konuda. Bununla ilgili önemli adımlar atıyor aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer partilerde yanlı olarak öyle görünüyor. Bazı endişeleri var tabii. Yani acaba bu işte 100 bine yakın kamuda da gözaltılar var. Acaba doğru olmayan şeyler de yapılıyor mu diye Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı sivil toplum örgütlerinin de endişeleri var. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani bu ayaklanma süreci öyle kolay olmayacak gibi. Tabii ben bir o halle alakalı cümle söylemek isterim. Ben şuna çok yani Başbakanımız dün ben de bir vesileyle Ankara'daydım. Grup toplantısına katıldım partimizin. Ve orada Başbakanımız da aynı cümleleri söyledi. O hal devletin kendisine aldığı bir o haldir. Millet için o hal bir uygulama değildir. Ben şuna inanıyorum. Sonuna kadar onu destekliyorum. Olağanüstü almasının, olağanüstü hal kararı uygulamasının çok doğru tarafları vardır. Ben kendi adıma içinden aldığımı anlıyorum. Şimdi burada korkunç bir olay var. İhtilal, vatana ihanet konusu var ve toplumun tamamında kafası karışık insanlar var ve birbirleriyle alakalı akla gelmedik suçlamalarda bulunabilecek de bir yapı var. Bu süreç içerisinde devlet de bir refleks olarak bir tedbir alıyor. Diyor ki ben 3 ay içerisinde milyonlarca belki ihbar gelecek. Asıllı asılsız. Burada kuruyla yaşı, haklıyla haksızı ayırabilmek için benim de bir savunma mekanizması geliştirmem lazım. Ama ben bugün aldığım FETÖ'cü diye aldığım ismi hakim ve savcılar yargının adaletinin içerisinde hala biz temizliği bitirebilmiş değiliz. Bu kapıdan aldığımızı diğer kapıdan salabiliyor ve bu adam bu ülkeyi terk edebiliyor, kaçabiliyor. Bu süreçte devlet de kendiyle alakalı refleksini en azından gözaltı süresini uzatabilmek, kanun hükmünde kararnameleri çıkartabilmek ve kendine gelen ihbarları daha sakin, daha geniş bir sürede değerlendirip o ihbarları araştırıp ondan sonra insanların bu terör örgütüyle ilişkilendirilenlerin ki burada sadece FETÖ terör örgütü üyesi yok. Burada bunun altında çok daha farklı darbeyi destekleyen unsurlar bir araya gelmişler. Bu yani, manada bu işte tehlikenin geçmediği ile ilgili de emniyetten de bugün çok özel bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Arkadaşlar yine, ben kendi adıma şunu söylüyorum. Yani bu sadece bu FETÖ'nün kalkıştığı bir olay olmuş olsaydı biz onu 20 saatte def ettik. Ama düşünün İncirlik'te 15 gün boyunca yaşananları, ertesi gün yaşananları, Cumhurbaşkanımız bizi o meydanları terk etmeyin derken biz onların arkasındaki güçlerin tekrar buna başka yöntemlerle kalkışabileceğini bildiği için Cumhurbaşkanımız bu meydanlardan bizi çekmedi.
Bu millet de Allah'a şükürler olsun başkomutanlarının verdiği o emri sadakatle yerine getiriyor. Çünkü CIA'nin BCD planları olduğunu artık çok Mısır'da, açık. Mısır'da, başka bir programda çok daha açık konuşabiliriz tabii CIA'nin tabii, bu işteki işlevini. Dün Genelkurmay eski başkanımız aynı şeyleri söyledi. Evet, yani İlker Başbuğ da aynı şeyleri söyledi. Tabii. Yani bunun dediği yani bir üst aklı, bir yöneteni var. Bu zavallıların bir yöneteni dünyada, dünya kurulduğu günden bugüne bu şekilde zavallıların yönetildiği insanlar vardır maalesef, birileri tarafından maalesef, ama maalesef. Ben eğitim sistemimizin yenilenmesi gerektiğine inananlardanım. Birçok şeyin olduğu gibi ama ben, korkunç olanı şu, bu insanların eline bakın, uçak gibi bir silahı verecek noktaya gelecek kadar gözlerimizi karartmamamız tabii, gerekiyor bundan sonrasında. Sinan Bey, siz kendi okullarınızda kendi din öğretmenlerinizle, kendi ahlak bilgisi öğretmenlerinizle, yani devletin yetiştirdiği memurlarla eğer din dersini, Kur'an'ı, ahlak dersini siz vermezseniz, siz ortaokuldan sonra lisede bunu öğrensin derseniz o toplumdan bir şey olmaz. Ağaç yaşken eğilir, atasözünü boşa söylememişler. İlkokulda bize din eğitimi dersinin verilmesi gerekliliğine ben inanan bir insanım. Yani oradan sizin yetiştirdiğiniz insanı bir başkası yönlendiremez. Ya bizler bu ülkede Zekeriya Beyazları, Yaşar Nuri Öztürkleri televizyonlarında dinleyen ve bunlara işine geldiği imam diye inanan bir... Sorun bu işte. Sorun bu işte. Yani zamanımız da sona eriyor ama bunun üzerinde çok uzun konuşmak gerekiyor. Bu konuda komisyonculuk yapan insanlara... Çocukları teslim ettiğimiz zaman eyvah. Ya çok güzel özetledin sen. Bunun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Son olarak yeni hizmet binanıza ne zaman taşınacağınızla ilgili merak edenler var. Onu sorayım sevgili başkan. Ben özellikle şu kelime için seni tebrik ediyorum. Komisyonculuk yapan. Evet. Yani adı ne olursa olsun. Evet. Komisyoncu aracıdır. Evet. Din komisyoncularına. Buna ihtiyacı yok. İnsanın böyle bir şeye ihtiyacı yok çünkü. Din komisyoncularına dikkat edeceğiz. Yani içerisinde yaradanı taşıyan bir varlığa kimsenin komisyonculuk etmesine gerek yok. Belediye öğretilmesine hizmet... de gerek yok. Buyurun. Tabii ben belediye hizmet binamıza Allah nasip ederse Eylül ayı içerisinde inşallah yeni belediye hizmet binamıza Eylül ayı içerisinde geçmeyi düşünüyoruz. Ama Tekeköy'de çok ciddi gelişmeler oluyor. Belki bu süreç içerisinde daha önce bir araya gelip bunları konuşacaktık evet, ama vesile... Bundan sonraki süreçlerde de biz yine Tekiköy'ün bu olağanüstü değişimine tanıklık edecek çalışmaları da muhtemelen yine orada yapacağımız evet, bir canlı yayınla vatandaşlarımıza ileteceğiz mutlaka. Bir önemli gelişme daha var ama rally sistem galiba 10 Ekim ya da 16 Ekim'de üniversiteden ta Tekiköy'e kadar artık ulaşmış olacak galiba. Bu da Mustafa Yurt'un bugün paylaştığı bilgilerden birisiydi. Yanılıyorsam onu 10-10-2016 onu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ağabeyimiz o tarihi verdi. O tarih ne ileri gider ne geri gelir. O 10-10-2016'da Allah nasip ederse hafif raylı sistem üniversiteden Tekeköy'e kadar gidecek ve o gün Tekeköy'de bir milat daha inşallah başlamış olacak. Ben tekrar bu vesileyle böyle bu ülkeyi derinden yaralayan ama biz şuna inanıyoruz, kadere inanan ve her şerde bir hayır arayan bir ümmetiz. Bu bizi sağcısıyla solcusuyla çok daha büyük bir kenetlenmeye sebep kıldı. Ben bu akşam televizyonunuzu ziyarete geldiğimizde gördüm, ekranlarda okudum. Yeni Kapı'daki pazar günü gerçekleştirilecek olan Demokrasi ve Şehitler mitingine, Cumhurbaşkanımızın davetine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli olumlu cevap vermiş. Yine devlet adamlığı yapmış. Üste de katılım sağlayacağım. Bugün Başbakanımız çağrıyı tekrar Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye de tekrarlamış. Ben buradan acizane kendi adıma inşallah o çağrıya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tekrar değerlendirip olumlu cevap vermesini bu ülkedeki bir fert olarak canı gönülden yani destekleyen birisiyim inşallah. Üstte yöneticilerin değil kendisinin de katılmasını arzuluyorum. İnşallah kendisinin o gün orada görmek isteyen, ona oy veren
milyonların orada onun da görmek istediğine. Ben inanıyorum inşallah o gün devlet ve millet orada olur ama ben yani burada son olarak şunları söylemek isterim. Bu ülke belki 100 yıl, 200 yıl hayalini kuramadığı, dillendiremediği bir tür yenilenmeyi, yapılanmayı inşallah bu sayede çok daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. İnşallah. Biz de onu arzu ediyoruz. Teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Tekrar. Değerli izleyiciler, Hasan Togar Tekeköy Belediye Başkanı konuğumuzdu. 15 Temmuz kalkışmasını konuştuk. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından İbrahim Sarıcıoğlu bizimle birlikte olacak. Kavak Belediye Başkanı. Kendisiyle de benzer konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. O tat sürsenenin sunduğu Samsun'un nabzı devam edecek.